Kanada'nın Vancouver kenti 2010 kış olimpiyatlarına ev sahipliği yapıyor. Bu yılki organizasyon bazı sıkıntılarla başladı. Olimpiyat oyunlarının hemen başında Gürcistanlı bir sporcu antrenman sırasında geçirdiği kaza ardından yaşamını yitirdi. Oyunları etkileyen karamsarlık bununla da sınırlı kalmadı. Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi nedeniyle kayak yarışmalarının yapılacağı pistlere kamyon kamyon kar taşınması gerekti. Aksaklıklara rağmen olimpiyat oyunları başladı, sürüyor. Ancak bugün size Vancouver'ın ne kadar kar taşınırsa taşınsın örtülemeyecek karanlık bir yüzünü aktarmak istiyoruz. Kontrol altına alınamayan uyuşturucu ticareti ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Meksika sınırında güvenliği artırmasıyla hız kazanan uyuşturucu kaçakçılığı. Kış olimpiyatlarının ev sahibi Vancouver. Yetkililer oyunlar için yaklaşık 2 milyar dolar harcadı. Amaç bu kendine güvenen modern metropolü dünyaya tanıtmak. Ama oyunların gölgesinde kalan bir başka Vancouver var. Ve hiç kimse bu Vancouver'dan gurur duymuyor. Burası kentin doğu yakası. Her köşede bir alışveriş yapılıyor. Bu mahalle Kuzey Amerika'da uyuşturucu sorununun en yoğun ve görünür şekilde yaşandığı yerlerden biri. Sokak aralarında çöp kutularının çevresinde uyuşturucu kullanan bağımlılar, mahallede uyuşturucu bulmanın bir paket sigara almaktan daha kolay olduğunu söylüyor. Vancouver'da silahlı çetelerin uyuşturucu savaşlarında onlarca kişi öldürüldü. Bu karlı ticaretten pay kapmak için yüzün üzerinde farklı grup birbiriyle mücadele ediyor. Bu savaşta cephe Vancouver'la da sınırlı değil. Abbotsford kasabası kente bir saat mesafede, Amerika Birleşik Devletleri sınırı yakınlarında. Sakin bir orta sınıf banliyösü ya da en azından eskiden öyleydi. Sadece bu okulun 4 öğrencisi uyuşturucu çetelerinin savaşında çapraz ateşte kalıp öldü. Huzurlu bir kasabaydı. İnsanlar gecenin 11'inde hiçbir şeyden korkmadan yürüyebiliyordu. Sonra birden tüm bunlar büyük bir salgın gibi yayıldı. Polis tırmanışa geçen şiddetle mücadele etmeye çalışıyor. Polis memuru Marcus Senft lüks bir arabayı durduruyor. Hey, how's it going? What's going on? Şoförün uyuşturucu satıcısı olduğunu söylüyor. Ama bu gece araçta yasa dışı bir şey yok. Bir dönemin bu sakin kasabası uyuşturucu ticareti güzergahında. Kanada'da yetiştirilen esrar güneye, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. Kokain ve silah da kuzeye. Hemen karşısı Amerika Birleşik Devletleri. Sınır taşı da şurada. Sınırda devriyeler ve elektronik gözlem cihazları var. Ama bu uzun sınır aynı zamanda uyuşturucu savaşının ön saflarında. Kanadalı yetkililer Meksika'da hükümetin uyuşturucuya karşı başlattığı savaşın yan etkileriyle başa çıkmaya çalışıyor. Savaş başlayınca karteller Meksika hükümetiyle uğraşmakla meşgul oldu. Bu da dağıtım hattında sıkıntılara yol açtı. Dolayısıyla insanlar burada uyuşturucu bulmakta zorlandı. Çetelerin bölge savaşları ve birbirlerini kazıklaması gibi şeyler nedeniyle gerilim arttı. Meksika'da uyuşturucu işinin aksamasıyla buradaki sıkıntıların zamanlamasına bakarsanız ikisi arasındaki bağı görürsünüz. Vancouver, kentin tam ortasındaki böyle bir atmosfer eşliğinde kış olimpiyatlarına ev sahipliği yapıyor. Ama kentin ileri gelenleri olimpiyat projeleriyle gurur duyuyor ve oyunların herkesin yararına olacağını söylüyor. Burada dünyayı ağırlıyoruz. Bu sorunları saklamayacağız. Bence böyle göz önünde olmak, sorunların kısa sürede çözümü için baskı yaratacaktır. Bölgede durumun iyileştirilmesi için bazı çalışmalar yapılıyor. Ancak Kanada'nın bu en yoksul mahallelerinden birinde sorunlar, olimpiyat ruhunun kenti terk etmesinden çok sonra da sürecek gibi gözüküyor.